Türk Hava Yolları'nın yeni kargo tesisleri hizmete girdi. Açılışta Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Türk, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve çok sayıda davetli yer aldı. Atatürk Havalimanı'nda yeni hizmete giren Turkish Cargo tesislerinin yıllık kapasitesi 1.2 milyon ton. Kara ve hava tarafından 71 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan tesisler, 43 bin metrekarelik kapalı depolama alanı sunuyor. Hava yolları yeni yılla birlikte uçuş ağlarına yeni rotalar eklemeye başladı. Türk Hava Yolları Mart ayında 3 yeni noktayı uçuş ağına ekledi. Afrika kıtasındaki 38. noktası olan Nijerya Federal Cumhuriyeti'nin başkenti Abuja'ya 3 Mart'ta uçuşlara başlayacak olan THY, Filipinlerin başkenti Manila'ya 30 Mart'tan, Taipei'ye ise 31 Mart'tan itibaren seferler yapacak. Pegasus Hava Yolları ise Antalya Havalimanı üzerinden gerçekleştirdiği direkt seferlerinin sayısını artırma kararı aldı. Havayolu Antalya'dan 20 Şubat'ta Almaty'ye, 31 Mart'ta da Tel Aviv'e karşılıklı direkt seferlere başlıyor. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan sanal gerçeklik uçaklarda kullanılmaya başlanıyor. Gar VR isimli sanal gerçeklik gözlüğü, Avustralya merkezli Qantas Havayolları'nın uçaklarında kullanılacak. Gözlükler havayolunun Airbus A380 uçaklarında Los Angeles, Sydney ve Melbourne, Los Angeles arasındaki seferlerinde ve First Class yolcularına özel bir hizmet olarak Mart ayından itibaren sunulacak. Etihad Havayolları, kabin teknolojileri konusunda yayın yapan InFlight dergisi tarafından 2015 yılının havayolu şirketi ödülüne layık görüldü. Şirketin yolcularına sunduğu hizmet, kabin teknolojisi ve yenilikler nedeniyle ödüllendirildiği yarışma, belirli kriterler üzerinden bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. A380 ve Boeing 787 ile filosunu güçlendiren Etihad, önümüzdeki ay itibarıyla tüm filosunda internet bağlantısı sunan az sayıda havayolundan biri haline gelecek.